Az solist kayınvaliden Mine Hanım bugün yine eleştiri oklarından maalesef kurtaramamış kendini. Bu defa sebep neymiş? İzleyelim. Yaşlı başlı kadın. Ayaklarıma masaj yapıyor bir de ayaklarıma masaj. Anne! Bu ne hal? Ya sen benim kıyafetimi bile ütülemiyorsun. Ben seninkiler ütülüyorum ya. O da sanatçı ayağına plak girmiş. Mecbur kaldım. Ne yapayım yavrum? Biz onlara hizmet etmeye mi geldik ya? Vallahi ne halim varsa gör ya. Canım o da memleketimizin bir starı. Ne yapsaydım? En başta Mine Hanım'a değil ben size kızıyorum Seycan'ın. Evet. Asistanı mısınız onun? Asistan, bir vokali oldunuz burada. Asistanlığa mı soyundunuz ne siz de? Ne olmuş? Ayağına krep girmiş. Şöyle üzülüyor. Ne olur yani? Kendi annen dedi. Ben Mine Hanım'ın asistanı oldum. İstersen hayatım o asistanı olmuş ya sen başka bir kayınvalide. Bul ve buraya gel lütfen. Vallahi hiç umurumda değilsin yani. Gerçekten umurumda değilsin. Gelininiz bile bundan sonra size tavrım dedi. Olabilir. İnanın ben de ne burada yapayım? Bir yarışmacı kayınvalide olarak bozulur, gerçekten haklı. Sizi kınıyorum. Mine Hanımcığım, çok mu iyi anlaşıyorsunuz? Evet. Sana kıyamıyor. Öncelikle Nursel Hanım hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil yani oradaki asla değil. Nasıl? Yani benim geldiğimden beri ayağımda zaten rahatsızlık var. Ve bunu benim... Güzel ablam biliyor. O yüzden ben ona asla bunu yap, şunu yap asla demedim. Demem dedin. De. Benim yanımda dedi. Asla demem. Öyle bir şey demem. Aşkım Seycan'cığım sana dedi mi bana masaj yapar mısın, dokunur musun dedi mi? Dedi. Ayaklarım çok ağrıyor dedi. Parmaklarım yapışıyor dedi. Şu bacaklarımı bir uğralım dedi. O senden istedi öyle mi? Evet. Ben de... Sanatçı deyin, kıyamadım. Saygımdan dolayı makyajını yaptım, masajını yaptım, uvaladım yani. Seycan ablacığım öyle bir şey olmadı. Niye yalan söylüyorsun şimdi? Oldu işte. Benim orada rahatsızlığımı görünce sen dayanamadığın için ben olabilirim demedin mi? Neden burada böyle diyorsun? Ama sen işte ben de dayanamadım. Sanatçıya saygım var deyin, uvaladım. Gerçekten çok büyük saygı göstermişsin. Tuğba abi. Sen... Şahit olduğun şey ne? Bu konuşma mı? Bu diyalog mu? Hayır bu diyalog değil. Biz yemekhanedeydik. Biz birlikte oturduk. Hatta boynumda şimdi bir kolye var. Ay dedi ne kadar güzelmiş dedim. Gelinim mi aldı diye muhabbet ederken geldi kulağına eğildi. Ben dedi yalnız dedim kalabalıkta yemek yiyemiyorum dedi. Sanki şey gibi yardımcısı gibi. Ben gidiyorum dedi getir yemeğimi. Sen gerçekten duydun mu? Duydum. Ben öyle bir şey demedim ne çünkü dedi? De. Ben öyle bir şey demedim. Ne dedi? Sonra buna da sanki ateşi vermişler gibi fır diye aldım, tutamadım. Tepsi... Kolyeyle ne alakası var? Hayır biz orada sohbet ediyorduk farklı bir konudan. Ha yan yanaydın. İkimiz aramızda konuşuyorduk. İkimiz aramızda sohbet ediyorduk farklı bir konudan. Mine Hanım geldi, kulağına eğildi. Ben burada kalabalıkta yemek yiyemiyorum. Yemeğimi getirir misin kulisime dedi. Bunu ateş, hayır. Şey Seycan seyze ateş almış gibi peşinden hayır koymuş. Öyle bir o şey zaman, yok. Dur, öyleyse güvenlik kamerası görüntülerini biraz daha ayrıntılı izleyelim. Evet, doğru izleyeyim. Götürdüm objektif yemeğini. Objektif olarak izleyelim değerlendirelim götürdüm, bence. Götürdüm doğru.
Konuşabilir miyim Nursel Hanım? Kulağına kalkıyorsun, kulağına bir şey söylüyorsun gerçekten. O da komutu, özür dilerim, alır almaz. Evet, tutamadım. Doğrudur. Almışsın tepsiye gittin. Bir de geri geri falan çıkıyor kapıdan. Evet. Evet. Şimdi ben ablam gibi, bir yakınım gibi, annem gibi gördüğüm için orada rahatsızlandım. Masada otururken ben rahatsızlandım. Ablacığım dedim, ben rahatsızlandım, yemek de yemiyorum, içeri geçeceğim dedim. Bana söyle. Kendisi de beni düşündüğü için böyle bir güzellik yaptı. Yani ne var bunda? Hangi bir güzelliğinden bahsetti? Bir anneniz size yapmıyor mu? Bir ablanız size bu güzelliği yapmıyor. Ya ona ben güzelliği ben yapıyorum. Kendisi o size yapıyor içinden ya. İçinden gelmiş yapmış. Ben de yaparım ona. Ne var bunda? Ama keşke bana söyleseydin. Ama rahatsız. O an sen yoktun. Dur aşkım. En iyi sen tanıyorsun. Evet. Genelde böyle bir kadın mıdır? Daha anaç mıdır? Yani kendi gerçekten isteyerek yapmış olabilir mi? Mesela ütüyü böyle ver ver yapıyor. Yani bir şey ütülerken. Ya kendisi anaç olabilir ama biz burada annelik yapmaya gelmedik ki. Evet. Doğru. Kaç yaşında bir insan? 65-70 yaşında. O kızı değil, çoluğu değil, çocuğu değil. Kaç yaşında? 50-55 yaşında bayanın ütüsünü yapıyor, yemeğini taşıyor, her şeyini yapıyor yani. Kim 55 yaşında? Ya misal olarak söylüyorum. Mina Aynı Hanım için. Mina Hanım. Hayır, Mina Hanım'ı söylüyorum. Mina Hanım 45 yaşındasın. 55 sen. Gireceğim aslında 45'e. 45'e gireceğim. Yani 45 olması, ona hizmet edilmesi gerekmiyor yani. Hangi amaçla ya da yaptırdı mı diyeyim. Kızım bir saniye dinler misin? Şöyle. Anne ben bunu gerçekten senden bunu dinlemek istemiyorum. Tamam, seninle haklısın. Bu konuyu tartışmak istemiyorum. Nursel Hanım sorduğu için cevap veriyorum. Kabile diyorum. Anneciğim haklısın. Senle konuşmuyorum bu konuyu bir ben. Bir saniye bir söyleyeyim de ondan sonra. Yok ben bunu seninle konuşmak ama istemiyorum. Ama şurada bir Mine Hanım hastalanmış sanatçı saygından dolayı. Ne olursa olsun anne bak orada hastaysa evet. Sağlık görevlileri yardımda bulunacak. Ben yanındaydım. Kızım ben yanındaydım. Senin yanına çağırıyor ya. Çağırıyor benden yardım ya istiyor. Ya anne Allah aşkına sen nesin? Ama yardım etmek nesin zorundayım. Nesin sen? Sağlık personeli mi? Ne olur bir ne demek tabak ne yemek olur? Versin bir yardım. Sana kim yardım etti burada? Senin öyle ayağına kramp girse şu an o samimiyeti hissediyor musun? Rica etsen. Kimse yapmaz. Senin ayağına o var mı? Hiç kimse. Ayağıma kramp girse rica etsen Mine Hanım sen de bana o hürmeti yapar mı soruyorum. Ablacığım sence ben yapar mıyım? Yapmam mı? Yapmaz. Yaparım tabii ki. Yapmaz. Bak diva. Yapıyor işte. Yaparım. Kesinlikle yaparım. Niye yapmaz? Ne? Yapar mı? Kesinlikle yaparım. Tabii ki yaparım. Ne demek? Yapmaz. Öyle bir söyledi ki yapmam anladım. Canan. Efendim. Normal mi kayınvalidenin? Evde de böyle asolist gibi mi dolaşıyor? Evde de sen hizmet ediyor musun yani ona? Onu merak ediyorum. Aynı şekilde sana da öyle davranıyor mu? Evet davranıyor. Yani... Diyor ki işte gelin olsan masaj yaparsın. Ya. Gelin olsan masaj yaparsın. Ben bütün gün güzellik merkezinde çalışıyorum. Zaten lazer yapmaktan kolumuz kopuyor. Hayır hayır ben şakalaşıyorum kendisiyle. Öyle bir şey yok. Zaten evet, çalışıyor. Hangi ara yaptıracağım var. Yani? Video üstünde şakayı gördük az önce. Ama şey yani Seyircan ablaya yaptırması... Hani hoş değil ama demek ki içinden şey... geldi. Demek ki içinden de gelmiş olabilir. Sonuçta kimse zorla bir şey yaptırmaz tabii ki. Ama benim demek istediğim şu, ben vardım keşke bana deseydi. Görüntüler var Mineciğim, evet. Görüntüler var zaten. İzledik biz de. Gönüllü yaptığını söylüyor. Evet. Kıyamadığını söylüyorsun. Doğru, yani bir şey soracağım. Biz sadece işte çenemizi yormuş oluyoruz. Nursel Hanım, gelinime bir şey soracağım. Bu zaman acı kızım sana ne dedin de yapmadım kızıyorsun bana ne dedin ne istedin de almadım. O onu demiyor sana anlat. Ayrı bir şey. Yani bir dakika hani bana kızma diyorum beni yani. Beni dinleyin konuyu geçiyorum. Evet. Çünkü tartışacak daha ileri bir şey yok. Alan razı veren razı o yok, yüzden beraber bir alışveriş yapmışsınız. Bana hizmet etmedin diyor da onun için konuyu diyorum geçiyorum. Yani. Konuyu geçiyorum.